Merhaba arkadaşlar, bugün oyuncaklarımızdan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Bu oyuncaklar hayatımızda önemli yer edinmiştir. Kimi zaman yeşil kurşun askerleriyle savaş stratejilerimizi ve sistematik saldırı planlarını, kimi zaman ise paramız olunca aldığımız çın çın teker arabalarını, olmayınca ise kendin yap metotlarını uygulayarak tahta, tel ile kendi başına yaptığımız ve tekerleğin icadını pekiştirdik. Açı hesaplamaları ile atışlar yaptığımız tasolar ve el çabukluğu ile yaptığımız Beyblade ve onun dedesi olan topaçlar el göz koordinasyonumuzda gelişmelere sebep oldu. Eskiden o kadar fazla langırt olmadığı için tahtaya çivi çakıp yeni icat ettiğimiz futbol oyununu oynadık. Solo test ise her birimizin üstün zeka bireyler olmasında büyük rol oynadı. Sırf çubuğu düdüklü olduğu için şekerini dişlerimizi feda ederek yedik ve gizemlerle dolu el sineması ile gidemediğimiz yerlere projeksiyon atası olan bu alet bizi götürdü. Özellikle Kabe resimlerinin olduğu bu el sinemaları amaçlarından saptı ve karı kız olan fotoğraflarla bilinçaltımıza subliminal mesaj gönderilmiş oldu. Stres teli olarak bilinen resimlerde merdivenleri takla ata ata inen bu tel elimize ayağımıza dolanınca gerçekten ismin hakkı olan stres teli adını hak etmiş olduğunu gördük. Yüzüklü su tabancası ile en efsane şakalarımızı yaptık ve arkadaşlarımızın görme yetilerini kaybetmelerine sebep olduk. Az önce bahsettiğimiz stres telinin Afrika kabilelerinden amcası oğlu olan stres topu ise stresimize stres kattı. Aranızda stres topunu bıçaklamayan yoktur herhalde. Billy oynarken üstün nişancılık becerilerimizi, Lego ile ise yapı, inşa ve üst düzey antik Roma mimari bilgisine sahip olduk ve bir türlü yapılamayan, tamamlanamayan, çözülemeyen Rubik küplerini çözen arkadaşlarımızın arkasında kutsal bir varlıkmış gibi haleler beliriyor ve bizi aydınlatıyorlardı. Eve gelen misafir kadınların korkulu rüyası olan lastik böcekler ve cama yapıştırdığında takla ata ata inen örümcek adam sayesinde camların anasını ağlattığımız için aramızda bizi ağlatıyordu. Kendimizi Kont Dracula sanmamıza sebebiyet veren vampir dişleri yüzünden herkes boynunda diş iziyle gezmek zorunda kaldı. Araba sürme yeteneğimizi nereden geldiğini merak edenler ise sesli direksiyonları inceleyebilir. Jason Statham'ın taşıyıcı filmi, Vin Diesel'ın Hızlı ve Öfkeli filmlerindeki araba sahnelerine bu sesli direksiyonlarla hazırlandıklarını biliyor muydunuz? Ve bizleri seri katil suikastçı olarak yetiştiren boncuklu tabanca ve fire ta 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 diye sesler çıkaran pahalı ışıklı bağıran silah ve bizlere serbest mesleğin önemini anlatan sadece doktor, mimar, avukat değil de tüpçü olmayı aşılayan tüp kamyonları. Ormanda hayatta kalmayı Ed Stafford'dan değil arkasına ip bağladığımız ve kendi yapımımız olan bardak telsizlere borçluyuz. Su tabancaları ile ise suyun oksijen ile birleşmesini ve sürtünme kuvvetini öğrenmiş olduk. Bir araya getirmeyi, yapıcı olmayı ise gazetelerin verdiği maket, ev ve arabalardan kendimizi Afrika'nın yamyam kabile reisi olarak görmemizi sağlayan su borusu ve yapışkan ucu olan ok, diğer düşman kovboyların kullandığı ise yapışkan uçlu mermi atan silahlar ile kendimizi western filmlerinde gibi hissettik. Teknoloji iliklerimize kadar bizlere yaşatan Tetris ve içindeki yaratığın sürekli bok ettiği, altına sıçtığı sanal bebek bizleri Mark Zuckerberg'e bu kadar yakın hissettirdi. Bu arada Mark insan değil, robot, bilginiz olsun. Frisbee'ye hiç para vermeyen, üstün yaratıcı zekaya sahip olan bizler yoğurt kapaklarından kendi frisbee'lerimizi yaptık ve havada süzülmelerini izledik. Kız kardeşlerimizin en favori oyuncağı ise Barbie bebeklerdi. Büyüyünce ise biz Barbie değil Harbiyiz diye kekoca sözler kullanarak kulak kanattılar. Sallanınca birbirine deyip şak şak ses çıkaran, bizlerin tekrar bilinçaltına darbe yapan adını bilmediğimiz şakşaklı oyuncak ve yer çekimi yasalarını hiçe sayan yoyodan bahsetmeden olmaz. Para olmayınca bunun da çözümünü bulan bizler şişe kapağı ile yoyonun gidip gelmeyen versiyonu yoyo 0.2'yi geliştirdik. Ve birbirine geçerek birleşen topları duvara fırlatıp parçalanmasını izlemek ayrı bir keyif vericiydi. Zıplayan top olarak adlandırılan piç kurusu ise özgürlüğüne çok düşkündü. Onu yakalamak için efor testlerinden başarıyla geçmeniz gerekiyordu. Lazerin farklı başlıklar takılarak görsel şölen özelliğinden başka bir özelliği ise yoldan geçenlerin götüne lazer ışığı tutmaktı. Bu nasıl bir psikopatlıktır bilen varsa yoruma yazsın. Şayet üst düzey psikoanalizciler bile buna isim bulamadılar. Sapan ile hedef vurmayı, su dolu ve içindeki halkaları çubuklara geçirmeye çalıştığımız oyun ise ilk 3 boyutlu oyun deneyimini yaşattı. Nefes kuvvetini, denge ve taktiğimizi ölçen oyuncak ise altından üfleyerek üstteki topu ne kadar havada tutacaksın oyuncağıydı. Tükürükler içinde kalan lastik mızıkalar ya da pimi çekilerek uçan ya da elle çevirerek uçurduğumuz helikopterler ise ya milletin kafasına düştü ya da insanların balkonlarına gitti. İçinde köpük olan halka atan oyuncağın kapağında
ağzındaki topu hedefe götürme oyunu bizleri farklı maceralara çıkarsa da paramız olmayınca aynı balon hikayesinin bir üst versiyonunu leğen içinde deterjan ile yaptık ve cennet bahçelerindeki kuşlar gibi sesler çıkararak içine su doldurup üflendiğinde öten horoz. Hepsini çok özledik. Bizlere farklı farklı özellikler kattılar. Unuttuklarım varsa yorum olarak alta yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve bu oyuncaklardan kaçıyla oynadığınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Fikir ve görüşleriniz benim için önemli. Görüşürüz. İskeletor'u takibe devam edin.